Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde en kaliteli bedava oyunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda piyasaya sürülen oyunların fiyatı hani beklediğimizden çok çok daha yükseğe çıkıyor. Hatta ülkemizde dolar kuru biraz daha yüksek olduğu için 200-300 TL'ye gelmesini beklediğimiz oyunlar 800-900 hatta bazı DLC'lerinin 1000 TL'ye bile satıldığını görüyoruz. Tabii hal böyle olunca her ne kadar bir oyun bilgisayarımız da olmuş olsa yine de uygun fiyata oyun oynamak veya kaliteli bedava oyunlardan yararlanmak istiyoruz. Bu videomuzda ise en iyi bedava oyunlardan bahsedeceğiz. İlk oyunumuz PUBG Battle Royale bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda zaten bu oyun ücretli olarak satışa sunuluyordu. Fakat 2-3 ay önce bedava olmuştu bildiğiniz gibi. Yüksek gereksinim isteyen bir oyun. Yani güzel bir oyun bilgisayarınız varsa PUBG'yi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Tabii popülarite olarak baktığımız zaman önceki yıllarda aktif kullanıcısı çok olan bir oyundu. Ama son yıllarda oyunun içine botların da eklenmesiyle tabii ki kullanıcılarda biraz da düşüş gözlemlendi. Ücretsiz kararından sonra yine oyuncu sayısının arttığını söyleyebiliriz. Bu yüzden Battle Royale tarafında PUBG'nin tercih edilebilir oyunlar arasında yer aldığını belirtelim. İkinci oyunumuz biraz daha düşük sistem gereksinimleri isteyen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Valorant. Riot Games tarafından geliştirilen Valorant oyununun işlemci odaklı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer bilgisayarınızda ekran kartı yoksa bile güçlü bir işlemciyle yüksek FPS değerlerine sahip olabilirsiniz. Bununla beraber nişancı türü bir oyun aktif kullanıcı sayısının şu anda en çok olduğu oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Valorant da tercih edilebilir oyunlar arasında yer alıyor. Üçüncü oyunumuz ise Teamfight Tactics yani TFT olarak geçen Riot Games tarafından geliştirilen bir oyun. Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Auto Battler tarzı bir oyun olarak karşımıza çıkan Teamfight Tactics ilk olarak 2019 yılının Haziran ayında Microsoft Windows ve macOS platformları için piyasaya sürülmüştü. League of Legends'ın oyun modu olarak geliştirilen oyun 16 Mart 2020 tarihinde Android ve iOS platformu için de oynanabilir hale gelmişti. Yani Android ve iOS tarafında da oynayabileceğiniz bir oyun ve bilgisayar için de yine yüksek gereksinim gerektirmeyen oynayabileceğiniz en kaliteli oyunlardan. Evet, sıra geldi. Battle Royale oyunlar arasında en yüksek bütçe ayrılan oyunlardan biri olan Fortnite. Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen ve 2017'de yayınlanan nişancı oyunu 4 kişiye kadar eşli oynanışa sahip bir görev yapma oyunu. Bu oyun motoruna sahip farklı oyunlar da var fakat Battle Royale tarafında birçok etkinliğe sahip olan ve piyasada en çok ilgi gören Battle Royale oyunlar arasında yer aldığını belirtelim. Bu oyunda oynaması ücretsiz diğer oyunlar olduğu gibi yine söz konusu oyunu da piyasadaki bedava kaliteli oyunlar listemize ekleyebiliriz. Evet, şimdi biraz daha kategorimizi değiştirelim. Online futbol oynayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan EA Games tarafından geliştirilen FIFA Online 4 oyunu ücretsiz olarak tüm kullanıcılar için indirilebilir halde şu anda. Oyun oynanışı olarak FIFA 17, FIFA 18 benzeri bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yani FIFA'nın en son geliştirdiği oyun motoruna sahip değil. Fakat yine oynanış olarak güncel bir oyun olduğunu, transferlerin güncel olduğunu ve online olarak farklı insanlarla maç yapabileceğiniz bir oyun olduğunu belirtelim. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak da yine aşırı bir gereksinim istemediğini yani çoğu bilgisayarda oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da belirtelim. Evet, döndük dolaştık yine Battle Royale'e geri döndük. Call of Duty Warzone oyunu yine Battle Royale tarafında oynayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Call of Duty tarafından geliştirilen oyunların hem grafik tarafında hem de oynanış tarafında zaten piyasadaki en çok tercih edilen oyunlar arasında yer aldığını belirtelim. Genellikle ücretli oyunlarıyla karşımıza çıkıyor hem hikaye tarafında hem online tarafında. Fakat Call of Duty Warzone oyunu ücretsiz bir Battle Royale oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Xbox One, PlayStation 4 ve PC için 10 Mart 2020 20'de piyasaya sürülen ücretsiz bir Battle Royale video oyunu olarak karşımıza çıkan Call of Duty Warzone oyunu 2019 yılında piyasaya sürülen Modern Warfare isimli oyunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda yine kaliteli bedava oyunlar arasında yerini alıyor. Evet, geldik son oyunumuza. Apex Legends.
geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülmüştü. Hatta piyasaya sürüldüğünde birçok Battle Royale oyuncusunun bu oyuna akın ettiğini görmüştük. Oyun ilk piyasaya sürüldüğünde Twitch başta olmak üzere çoğu canlı yayın platformunu açtığımızda tüm yayıncıların Apex Legends'ta oynadığını görmüştük. Tabii bu bir PR çalışmasıydı. Yani Apex tarafından yaptırılan bir reklamdı. Ama sonra bu oyuncuların yine bu oyunu çok beğendiğini ve aylarca oynamaya devam ettiğine şahit olmuştuk. Bu oyun da yine ücretsiz Battle Royale oyunlar arasında yerini alıyor. Bu da tercih edebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde en kaliteli bedava oyunlardan bahsettik. Halihazırda ilgi gören oyunlar var. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülüp şu anda pek tercih edilmeyen ama yine de kaliteli olarak nitelendirebileceğimiz oyunlar var. Bence bir bakın derim. Hani eğer bu oyunları zamanında oynadıysanız ama bir zaman sonra unutulan oyunlar arasında yer alıyorsa yine bile arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz, zamanında çok oynanmış şimdi oynanmayan bir oyun olsa bile deneyebileceğiniz oyunlar arasında yer alabileceğiniz yani belirtelim. Bu yüzden her oyunun bir şansı daha vardır. Eğer geçmişte oynadıysanız bir daha yine bir tercih etmenizi, tekrar denemenizi öneririz. Çünkü oyun tamamen değişmiş olabilir ya da sizin seveceğiniz bir hal almış olabilir. Bu yüzden listemizdeki bu oyunlara göz atmanızı öneririz. Önümüzdeki haftalarda farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.